Ein deutsches Frauenhaus. Sanice, 35 Jahre alt, Mutter zweier Kinder. Wie tausende von türkischen Frauen jedes Jahr ist auch sie nach Deutschland verheiratet worden, mit einem ihr völlig fremden Mann. Nach 12-jähriger Ehe ist Sanice nun geschieden. Sie hat große Angst, erkannt zu werden. Alles begann, als der Vater starb. Die Mutter verarmte, der heiratswillige Sohn entfernter Verwandter in Deutschland erschien als Rettung. Evlenmek gibi bir düşüncem yoktu. Bir de babam öldüğü için ailecek birbirimize çok bağlı insanlardı. Ayrılmak da istemiyorum. Gurbeti başka bir ülkeyi kesinlikle düşünmüyorum. Yetersiz gibi hissediyor kendisini. Bir şey kendinden bir şeyler sanki yani Türkiye'de her şeyi mesela ülkenizde her şeyi yapabiliyorsunuz. Aynı dili konuşuyorsunuz. Ama burada hiçbir yeri bilmiyorsunuz. Hiç bir, ne olursa olsun hiç başvuracağınız hiçbir şeyden haberiniz yok. Nereye gidebilirim, ne yapabilirim? Çaresizlikle karışık. Erinnerungen an die Ankunft bei den Schwiegereltern, mit denen sie nun zusammenleben muss. Hiç umduğum bir şeyle karşılaşmadım. Tamamen umduğumun tersiyle karşılaştım. Kapıdan girer girmez zaten bir tuhaf oldum yani. Böyle tepemden bir su döküldü, tırnağından çıktı derler ya. O şekilde oldum. Yani evin düzeni, giyimleri, davranışları. Sanice muss sich unterordnen und der Familie dienen. Kein Nachbar bekommt das mit. Mesela annesinden babasından çok ya dayağı kadar yemişimdir. Çok problemle karşılaştım. Ve kendisi çok değişik bir insandı. Biraz da rahatsızdı. Ailesinde de vardı rahatsızlık. Kendisinde de var. Hatta şimdi de daha üst boyutlara. Sanice möchte Kontakt zu Deutschen finden, möchte lernen und arbeiten. Doch all das wird ihr schon bald verboten.